GRTV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Besle. Gaziantep'in gündemini paylaşacağımız haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimizle başlayalım. Makine Mühendisleri Odası'nın kuruluşunun 65. yılında Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'nin kuruluşunun 25. yılı düzenlenen muhteşem bir törenle kutlandı. Makine Mühendisleri Odası'nın kuruluşunun 65. Gaziantep Şubesi'nin kuruluşunun 25. yılı düzenlenen geceyle kutlandı. Geceye Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, siyasetçiler, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılışında konuşan Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayoğlu, 2 yıllık süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 yıl önce geldiğimiz bu görevi, Şube Yönetim Kurulu olarak sizlerden almış olduğumuz pozitif enerji ve destekleriniz ile odamızın temsiliyetini en üst seviyede tutacak şekilde, zirveye taşıyacak şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Gaziantep'in en fazla üyeye sahip akademik odası olarak sizlerin görüşleri, düşünceleri ve istekleri bizim çalışmalarımıza ışık tutmuştur. Ve bundan sonraki çalışmalarımıza da ışık tutacaktır. Almış olduğumuz akademik eğitimin gücüyle kente vizyon katmaya ve bu güce sahibiz. Siz üyelerimize kente katkı koymaya, yön vermeye devam edeceğiz. Bu yönetim süresi boyunca varsa bir başarımız, bu şube yönetim kurulu üyelerimizin ve çalışanlarımızın ortak başarısıdır. Odanın nereden nereye geldiği hakkında bilgi veren Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ise şu açıklamalarda bulundu. Kuruluşunda 902 olan üye sayısı şu anda 115 bine ulaşmıştır. Türkiye genelinde 18 şube, 97 il ilçe temsilciliği, 10 mesleki denetim bürosu, 1500'ü aşan iş yeri temsilciliği, 10 tanesi uygulamalı olmak üzere aynı anda 3600 kişiye eğitim verebileceğimiz 126 noktadaki eğitim merkezlerimiz, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 750'ye yaklaşan çalışanımız ve ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz onlarca kongre, kurultay, sempozyum, binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleriyle Makine Mühendisleri Odası büyük bir örgütlüğe ulaşmıştır. Son olarak sözü Gaziantep Valisi Davut Gül aldı. Gaziantep Makine Mühendisleri Odası'nda beklentimiz hangi binanın nereye yapılması değil. Bu başka bir şey. Makine mühendislerinin iş sorunu var. Makine mühendislerinin yeni mezunlarının nitelik sorunu var. Makine mühendislerinin üretim sorunu var. Dolayısıyla da hem Ankara ölçeğinde hem Gaziantep ölçeğinde buna katkı sunmak lazım. Diğerini Antep'i Sevenler Derneği olarak oluşturduğunuz bir sivil toplum kuruluşu da bunları çok rahatlıkla yapar, yapmalıdır da. Bunu yapmanız diğerlerini yapmamanız anlamına gelmiyor. Bizim farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmemiz lazım. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmediğimizde şehir de yaşanmaz hale gelir, ülke de yaşanmaz hale gelir. Birbirimizi sevdiğimiz müddetçe, birbirimize tahammül ettiğimiz müddetçe, birbirimizi kimliğimizle kabul ettiğimiz müddetçe daha çok üreteceğiz, daha çok başarılı olacağız, daha çok üreteceğiz. Bu anlamda hepimize görev düşüyor, hepimize rol düşüyor. Odalarımıza daha çok rol düşüyor. Odalarımıza düşen görev, yine söylüyorum, kendi mensupları olmak üzere ülkenin gelişmesine katkı sunmak. Hele hele mühendislere düşen görev ülkenin gelişmesine katkı sunmak. General Solar, Mekanik Ofis. Sponsorlarımızı bir kez daha anons etmek istiyorum. Aynı enerji temsilcilerimiz plaketli. Anons etmek istiyorum. Bulutlar ağlasın, sen gül güneş doğsun yeniden. Gidiyorum gözüm yaşlı, ah yine yol üstüne.
Kültür Yolu üzerinde faaliyet gösteren Bedesten Art Mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kültür Yolu üzerinde faaliyet gösteren Bedesten Art Mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mağazanın açılışını CHP Şahinbey Eski İlçe Başkanı Eski Milletvekili Yaşar Ayüz, Hışvahan'ın sahibi Mine Özmen'le birlikte gerçekleştirdi. Ayüz mağazanın Gaziantep'e hayırlı olmasını dilerek kurdeleyi kesti. Allah tamam. Hayırlı uğurlu etsin. Bedesten Art Mağazası'nda Gaziantep'e özgü koleksiyonuyla yerli ve yabancı turistlerin beğenerek kullanacağı ürün çeşitlerine yer veriliyor. Mağazanın sahiplerinden ve aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tarihi alanların restorasyon işlerini yapan inşaat mühendisi Berkay Ayüz, mağazanın Türkiye'de ilk ve özel konsepte sahip olduğunu söyledi. Evet, şu anda Gaziantep Kültür Yolu üzerinde yeni bir yer, yeni bir imza atmak üzereyiz. Burayı tasarlarken, yaparken, yapım aşamasından bugüne öncelikle rotamızı Sayın Bakan Hanımızın eşliğinde aldık. Rotamızı o belirledi. Özellikle burada böyle bir yatırım yapmamızı turizm anlamında özellikle bu yolu aktif hale getirmemizi ve canlandırmamız gerektiğini bize her seferinde dile getirdi. Biz de onun ve Sayın Valimizin yönlendirmeleri doğrultusunda böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. Gaziantep adına da güzel ve iyi bir yer olması dileğini taşıyoruz. Şanlıurfa Müze Mağazaları ve Göbekli Tepe Mağazaları koordinatörü ve aynı zamanda Bedesten Art'ın sahiplerinden İnce Akbulut'sa kültür alışverişi yapmak istediklerini dile getirdi. Hedeflediğimiz alan tamamıyla tarihi yapıyla, kültürel dokuyla ilgili ürün konseptlerini günlük hayata taşıyabilmek. Bunun sonrasında da her evde müze konseptine ait bir ürünün bulunabilmesi. İstiyoruz ki Gaziantep'in geleneksel yapısıyla ilgili Kutlu'yu ya da Sedef'i ya da Bakır'ı ya da Antep'in kendine az doğal özelliklerini ya da Güneydoğu'ya ait kültürel yapıyı mağaza içerisinde müşterilere sunabilelim. Aynı zamanda da gelen insanlar sadece satış amaçlı değil de biraz daha böyle otursun, güzel bir müzik dinlesin, bir kitabı araştırırken yani içerideki havayı teneffüs etsin ve huzurlu bir ortam içerisinde zaman geçirsin istiyoruz. Tamamıyla satış hedefli bir alanımız yok bizim. İstiyoruz ki insanlar buraya müşteri değil de misafir olarak gelsinler, bizimle zaman geçirsinler, bize ürünler hakkında soru sorsunlar ve biz onlara gerçekten uzman bir satış danışmanı şeklinde yardımcı olalım. Yani ne kadar deyip satmak değil de bu eser kime aittir denilip bir mozaiğin hikayesini anlatmak istiyoruz. Bu bizim için kültür alışverişi anlamına geliyor. Yani biz ürün satmıyoruz aslında. Kültürü insanlara servis ediyoruz. Yani sordukları zaman öğrenerek buradan bir şey öğrenip de çıktıklarında bu bizi daha mutlu edecek diye düşünerek bundan yola çıktık. Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Tim Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan'ın oğlu Hacı Mihdi ile Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan'ın kızı Şehriban düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Tim Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan'ın oğlu Hacı Mihdi Kaplan'la Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan'ın kızı Şehriban Kaplan muhteşem bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Halı sektörünün önde gelen temsilcilerinin yanı sıra sanayi, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı düğünde genç çiftin nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı. Sevgili misafirler, kıymetli hemşehrilerim, bugün oğlan bizim, kız bizim diyoruz. Hakikaten Kaplan ailesi tam bir Anadolu Kaplanı. Babanın elini öperek içeriye girdim. Hem istihdam üretiyorlar hem hayırseverlikte Gaziantep'imizin kalkınmasında öncülük ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Kuvvetli bir alkış istiyorum. Kaplan ailesi. Allah sayılarını çoğalsın. Evet, nikah merasimimize geçiyoruz. Çift valimizle çok kuvvetli de bir nikah kıyacağız inşallah. Çok mutlu olacaklar bir nikaha. Bismillah diyelim ve nikah merasimimize kimlik tespitiyle başlayalım. Buyurun gelin hanım, adınız soyadınız? Şehriban Kaplan. Babanızın adı? Mehmet. Annenizin adı? Mehmet. Damat bey, adınız soyadınız? Hacı Mihdi Kaplan. Babanızın adı? Selahattin. Annenizin adı? Kaplan. Evlenmek için beyanda bulundunuz. Verdiğiniz bilgiler ve belgeler doğrultusunda evlenmeye mani bir halin olmadığı anlaşılmıştı.
Kanun gereği hem bunu resmi şahitlerimiz hem misafirlerimizin huzurunda yeniden tekrar etmeniz gerekmektedir. Öncelikle Şehriban Hanım'a soruyorum. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi istek ve arzunla Hacı Mehdi Bey'le evlenmek istiyor musun? Evet. Daha kuvvetli bir evet istiyorum Şehriban. Evet. Evet, kuvvetli de bir alkış istiyoruz. Kendi hanımın heyecanını bir alalım. Evet, Hacı Mehdi Bey, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi istek ve arzunla Şehriban Hanım'la emmi kızıyla evlenmek istiyor musun? Evet. Evet, damattan da daha kuvvetli bir evet istiyorum. Evet. Ya olmadı, bir daha. Evet. Şahit misiniz efendim? Şahidiz. Allah hayırlı etsin. Biz devam ediyoruz. Şimdi komşudan destek var. Kilis valimiz burada. Şahit misiniz efendim? Şahitlik ediyoruz. Allah mesul etsin diyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. İzzet Bey, sevgili eşim şahit misin? Şahitlik ediyorum. Allah ikramda mutluluk kılsın. Biz devam ediyoruz. Değerli müdürüm, emniyet müdürüm, şehrin güvenliğine geldiğinden beri çok ciddi bir şekilde katkıda bulunuyor. Allah kendinden ve arkadaşlarından razı olsun diyoruz. Şahit misin efendim? Şahidim efendim. İki cihan da saadet diliyorum. Biz tahmin diyoruz. Şahit misiniz efendim? Şahidiz. İki cihan saadeti diliyoruz. Evet, komşudan bir belediye başkanımız burada. Şahit misin başkanım? Evet, şahitlik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Biz tahmin diyoruz. Şahit misiniz başkanım? Ediyorum, Rabbim mutlu nasip eylesin. Evet, sırada Mahsun Bey var. Şahitlik ediyorum, iki cihan saadetler geliyor. Biz de amin diyoruz. Efendim şahit misiniz? Şahitlik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Şehrimizin ihracatında çok büyük emeği var Sayın Çıkmaz'ın, hepimiz şahidiz. Şahit misiniz Abdülkadir Bey? Şahidim başkanım, mutluluklar diliyorum. Biz de amin diyoruz efendim. Şahit misiniz efendim? Şahit olduğum iki cihanla mutluluklar diliyorum. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgiyle, sabırla, sadakatle, sorumlulukla, en önemlisi saygıyla gidecek bir yolculuk. Yolunuz açık olsun. Yüce Mevlam hayırlı evlatlar, salih evlatlar nasip etsin diyorum. Darısı da bekarlarımızın başına olsun diyorum. Aile cüzdanını vermek ve gençlere tavsiyesini almak. Gelin ve damada evlilik cüzdanlarını Gaziantep valisi Davut Gül, kilis valisi Recep Soytürk verirken genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Düğünlerde dört sevden bahsederler. Hepsini Sayın Başkanım söyledi. Sevgi, saygı, sabır ve sadakat. Ben bu dört S'ye dikkat ettiğiniz takdirde çok uzun bir birlikteliğiniz ve bir de Cumhurbaşkanımızın talimatlarını iletiyorum. En az üç diyor. Sonradan dörde çıktı bir tek. Bu ailede en az üç sorunu yok Sayın Valim. Maşallah. İyi yani durum. Biz bir hatırlatalım efendim. Evet. Saadetler diliyorum. Saygılar sunuyorum hepiniz. Hep birlikte dostlarımızın evlatlarının nikahına şahitlik ettik. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Allah kendileri gibi evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Aile cüzdanını arandığında kolay bulunması için Cemil Hanım'a vermek istiyorum. Allah mesul etsin efendim. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Hanım. Sizden Allah razı olsun. Cümle dostlara, akrabalara, uzaktan ve yakına gelen hepsine teşekkür ederim. Allah hayırlı olsun. Nikah töreninin ardından tebrikleri kabul eden genç çift düğünlerine katılan davetlere teşekkür etti. Gaziantep Futbol Kulübü yardımcı antrenörü Gabriel Margaret yeni Malatya Spor maçının ardından güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettik dedi. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının kapanış maçında kendi evinde yeni Malatya Spor'la karşı karşıya gelen Gaziantep Futbol Kulübü son 13 dakikasına 1-0 önde girdiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü yardımcı antrenörü Gabriel güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettik dedi. Rakibimiz güçlü bir rakipti. Bu sene Avrupa Kupalarına katılmayı hak eden bir rakibimiz vardı. In this moment our team has 24 points in 9 position of the league. Şu an takımımız 9. sırada 24 puanla. Bence takımımız ligin ilk yarısında göze güzel gelen hoş futbol oynadılar. Oyuncularımı da bu oynadıkları futbol için tebrik ediyorum. After 1 week we'll start again preparation. Takımımız bir hafta izinli, daha sonra hazırlıklara başlayacağız. And sure we'll do better in second round. Ve bundan eminim ligin ikinci yarısına daha iyi hazırlanacağız, daha iyi bir takım olacağız. Bir haberin daha sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.